Bir başka podcast'ten merhaba. Ağustos'u tatil sezonu gibi geçirdiğimden bir ay gecikmeli bir kayıt yapacağım. Bu kez podcast'in adına tek tek kitapları değil, jenerik olarak kitap yorumları yazacağım. Çünkü tek tek adlarını yazarsam podcast'in ismi enginlere sığmıyor, taşıyor. İlk olarak Portakal Ağacında Oturan Kadın isimli kitabı yorumlayalım. Kitap bir ölünün ağzından, topraktan ağaca karışmış bir ruh gibi bir anlatıcının ağzından başlıyor. Tam olarak anlamıyoruz ne olduğunu. En başta konuşan kişi portakalda vitamin olabilir mi falan diyoruz. Sonra birden gerçek hayattaki bir konuyu atlıyor. Lavinia isimli güzeller güzeli baş karakter kızımız. Kendisi mimar. Bir türkü anlattığım için ekleyeyim iç dış komple mimar. Lavinia'nın içinde bir üç harfli olabilir falan diyoruz en başta. Bu konuşan ruh için. Çünkü sık sık konular değişiyor. Bir Lavinia'yı bir ruhu duyuyoruz. Bunların ilişkisini sonradan anlıyoruz ama spoiler tat kaçıran olmasın diye söylemeyeceğim. Bir de Lavinia'nın hizmetçisi var. Herhalde Lucretia diye okunuyordur. İsimler çok Game of Thrones ama kitabın havası öyle değil. Hani 1950-1960 senesi falandır diyorsun okurken ki teknolojiyi, olayları vesaire değerlendirince. Lucretia daha geleneksel bir ablamız. Bir de Lavinia'nın iş ve bade arkadaşı Felipe var. Lavinia ve Felipe'nin çalıştığı müteahhit şirket bir AVM yapıyor. Ve yoksulların gece kondularını yıkacaklar bunu yapmak için. Hani Kemal Sunal filmi gibi başlıyor kitap ama öyle değil. Hani atla gel Lavinia, umudumuz Lavinia falan olabilir ama değil. Lavinia'nın içi fakirler evsiz kalacak diye huzursuz. Sonra Felipe'nin kızı badeleyip badeleyip işim çıktı deyip gittiği sahneler görüyoruz. Hani acaba adam pisliğin tekimi çıktı dostum diyoruz. Çünkü Felipe de kötü bir adam değil. Bununla ilgili de mümkün olduğunca az spoiler vererek anlatmaya çalışacağım. Bir de Lavinia'nın arkadaşı Sara var. Adrian diye biriyle evli. Bunlar ikincil karakter. Sara ev hanımı geleneksel bir tip. Lavinia daha özgür ruhlu, ilerici karakter gibi. Konuşmalarında da bu ikiliyi görüyoruz hep. Burada tek spoiler vereceğim daha çok açıklama yapabilmek için Felipe Reis'in sonradan devrimci militan çıkması. Meğer Lavinia'yı badeleyip sonra örgüt evine gidiyormuş. Kompanerolar dedikleri yoldaşları var Felipe'nin. Arada Lavinia'nın eve vurulmuş adam falan getiriyor ama kız hiç soğumuyor ya da sorgulamıyor Felipe'yi. Yani ben Lavinia'nın yerinde olan birini şöyle diyebileceğini düşünürdüm. Hani bugün benden sakladığın örgütten vurulmuş arkadaşını getirdin hiç sormadan etmeden. Yarın da hani aşkım sana demedim ama bu benim ikinci karım. Satıyorum ben onu. Bu taktığım altın zincir pembe gömlek falan hep ondan demeyeceğini yani nereden bileyim. Kadının güveni hiç sarsılmıyor Felipe'ye karşı. Ya da hadi konuyu değiştirmeyeyim adam yerinde çıkıp ben aslında kırmızı bültenle aranan kara yılanım diyebilir. Yani neden uzun süre sana söylemedi böyle bir şeyi ama sonra söylediğinde bu kadar soğuk soğukkanlılıkla karşıladın bunu çok anlamıyorum Lavinya'da. Bu ve bazı başka karakterlerle çeşitli olaylar oluyor. Lavinya'yı genel olarak çok aydın ama Felipe'ye gelince geyşe ve kezban yapmışlar. Bir de yazarın cinsellikle ilgili ara ara yaptığı bazı enteresan benzetmeler var. İşte derin ve nemli mağaramdaki örümcek ağlarını hatır hatır dağılıyordu falan. Biraz bizi olayın içine çekmeye çalışıyor belli ki. Sonra olayların başta geçen ruh ile ve Nikaragua'da eskiden yaşamış bir kabile ile bağlantılarını görüyoruz. Yazar da Nikaragualı zaten. Kitabın bir yerinde ufuk açıcı bir sorunsal var. Lavinia ile Sara arasındaki bir konuşma yine. Lavinia diyor ki dünya öyle ya da böyle bir yer değildir. Dünyayı öyle ya da böyle yapan bizleriz. Sığ gibi ama aslında düşünmeye değer bir konu bence. Antik Yunan'dan beri de düşünüde gelmiş bir konu. İçinde bulunduğumuz durumu iyi ya da kötü diye değerlendirirken ne kadar kendi modumuz, ne kadar dış etkenler etkiledir diye düşünülebilir. Jocando Belli yazarın ismi. Ceylan Yayıncılık diye bir yayın evinden 355 sayfalık bir kitaptı. Kapağı 7, akıcılığa ve Kitaba genel olarak altı buçuk veriyorum. İkinci kitabımızda ise sizinle hububat ve inşaatlar hakkında konuşacağız yine. Çünkü ikinci kitabın adı Nohut Oda. Dişimin kovuğu denilen yer gibi bir şey olmalı Nohut Oda ve nedense bana oruç bozulmasını çağrıştırıyor. Hani nohut tanesi büyüklüğünde bir odayı yutsam orucum. Neyse 108 sayfalık bir kitap ki beni kazandı bile inceliğiyle. 5 adet kısa öyküden oluşuyor. Öyküler farklı farklı konularda ama genel olarak eşya, eşyanın ruhu, ev, taşınma, mekan insan bağı konularından bahsediyor. Yazı dilinden yazanın çok eski jenerasyondan biri olmadığını anlıyoruz zaten. Hani 25-35 yaşları arasındaki günümüz insanlarından biri konuşuyor gibi karakterler konuşurken. Ara sıra karakterler küfür ediyor ve açıkçası biraz batıyor. Onu bu temadaki hikayelere çok yedirememiş bence. Ama genel olarak sıcak duygulu bir kitap. Kitabın yazarı Melisa Kesmez iletişim yayınlarından çıkmış. Hem kapağa hem akıcılığa hem kitaba on üzerinden 6.5 veriyorum yine. Konular hayatın içinden pek çok kişinin yaşadığı, herkesin kendine yakın hissedebileceği, kıymet vereceği konular ya da diyaloglar. Genel olarak hafif bir yalnızlık, duygusallık ve bireysellik hakim konulara. Bu kitap 2019 Said Faik Abasıyanık öykü ödülünü almış. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem vesaire sanat filmi çeken yönetmenlerin filmleri gibi bir hava var. Yani böyle bir yorum okumuştum internette. Tam olarak katılıyorum. Cidden o şekil. Herkesin inceden hissettiği ama tespit edip anlamlandırması zor, ufak tefek duyguları yakalamış yazar. Son kitabımız da Dublörün Dilemması. Bu kitabın ana bölümleri aynı olayı farklı karakterlerin gözlerinden görmek üzere ayrılmış. Ana bölümler de 3-5 sayfalık sahnelere ayrılmış. Pek çok sahne kısa ilginç bilgilerle enteresan istatistik verileriyle başlıyor. Bir kısmı doğru bir kısmı sallama gibi görünüyor bu bilgilerin. Karakterlerin isimlerinde Ferhan Şensoyvari laf oyunları var. Dilara Dilemma, Başak Tör, Nuh Tufan gibi birbirine uyumlu veya tamamlayıcı at soyatlar var. Genel kültürü sağlam, enteresan şeyler anlatıp kafa açmayı seven, konuları ilginçleştirerek anlatabilen ve dindar bir tarafı da olan biri tarafından yazılmış gibi geliyor okurken kitap. Sanırım gibi gelmekle kalmıyor öyle de. Ana konuya mafya karışmış olması beni ürküttü. Aha kötü Türk komedi filmi konusuna bağlayacak dedim ama öyle olmadı. Çok kısa bölümler ve her bölümde az da olsa enteresanlık kırıntısı olmasından dolayı okuması çok kolay bir kitap, akıyor. En temelde de çok gerçekçi maske yapan bir adam ve adamın arkadaşları çevresinde dönen olaylar ve bilinmezlikler sarmalı diyebiliriz. Alfa yayınlarından 296 sayfa olarak çıkmış. Kapağı 8, akıcılığa ve kitaba 7,5 veriyorum onun üzerinden. Ve vah efekti seksi gitarımızın ardından derin bir konuyla devam ediyoruz. Öncelikler ve dengeli yaşama. Burada geçen konulara bin yıllardır kimse kesin kanılarla cevap bulamadığından ben de kesin cevaplardan değil ama gözlemlediğim, düşündüğüm bulgulardan bahsederek gideceğim. Hayattaki önceliklerle ilgili sık sık düşünüyorum. Bu konuda internette çok meşhur bir video var. Kavanoz analojisi yapmışlar. Köylü kavanoza salça yapar, akademisyen de analoji yapıyor. Bir üniversite hocası kocaman boş bir kavanoza golf topları koyuyor. Golf topları aslında aile, çocuklar, sağlık, dostluklar, tutkular gibi büyük konuları temsil ediyor. Golf toplarını koyduktan sonra öğrencilere kavanoz dolu mu diyor? Öğrenciler evet diyor. Sonra hoca aynı kavanoza çakıl taşları döküyor. Aralara giriyor bu çakıl taşları. Çakıl taşları burada iş, ev, sahip olunan mallar gibi konuları temsil ediyor. Şimdi dolu mu diyor hoca? Öğrenciler yine dolu diyor. Sonra biraz ince kum çıkarıp bunu da döküyor. Yine aralara kum doluyor bu sefer. Kum hayatınızdaki daha küçük ve önemsiz gündelik konuları temsil ediyor. En sonunda da su döküyor. Sonra diyor ki önceliği önemli konulara verip sonra gitgide önemsiz olanlara geçince her şey sığdı. Ama önceliği büyük konulara vermesem, küçükleri önce koysam büyüklere yer kalmazdı. Hani aynı şeyleri önce ince küçük olanları sonra golf toplarını koyarak yapsa sığdıramazdı. Yani videonun mesajı mala veya küçük şeylere çok odaklanırsan aileni, dostlukları, sağlığını yani daha önemli büyük şeyleri kaybedersin. Bunlara yer bulamazsın. İkinci olarak da hayatımızı seçimlerimizin belirlediği de pek çok yerde söylenir. Neye ne kadar vakit harcadığımız en temel seçimimiz bence. Yani elimizdeki en büyük kaynak vaktimiz ve belki biraz yaşama sevincimiz. Dikkatimizi, tutkumuzun nelere verebildiğimiz bence. Ben de şimdi hayatta öncelik olmaya aday bazı temel konu başlıklarında neler düşündüğümü ve ne gibi ikilemlerde ya da karmaşalarda olduğumu anlatacağım. Ve az önceki analoji ve seçimlerle ilgili genel kanıyı da yeri geldikçe hatırlayarak ilerleyeceğim. Örneğin ilk konu başlığı din. Çocukluğunda anlatılanlardan ötürü dindar biriysen hiç sorgulamayıp ya sonuçta kimseye zararı olmayan iyi bir şey din kendimi iyi hissetmemi sağlıyor, hayır yapmamı sağlıyor. Bana vicdanı ve iyiliği çağrıştırıyor ve beni toplumun gözünde iyi bir insan yerine koyuyor diyebilirsin. Ya bunu bu kadar açık demezsin tabii ki ama bence için için düşündüklerim bunlardır. Ancak bu durumda bütün hayatını dine göre yaşayan biri olmazsın. Ya da din hayatının önceliği demek değildir. Hayatının önceliğine dini koyan biri dini sorgulamalı ve hayatın her detayında dinin emri nedir bunu merak etmeli bence. Bu şekilde bir sorgulama yapıp halen dindar kalıyorsan hayatını dine uygun yaşamaya muhtemelen diğer her şeyden daha çok zaman ve enerji de vermelisin. Kafa yapını tamamen dini öğretiye göre şekillendirmelisin. Ha dindar değilsen de en azından hayatının belli bir döneminde dinleri felsefi olarak sürekli sorgulamalısın bence. Dindarken dini sorgulamakla aynı sebepten. Hani acaba kolayıma geliyor da mı inanmıyorum? Ya da küçükken anlatılanlarla dine inanmak gibi. Ben de birkaç kişiden mantıklı din karşıtı argümanlar bulup hemen dinsiz mi oldum diye sorgulamak gerekiyor. Bir fark yok. Sorgulayıp dindar olmamayı seçersen din artık hayat önceliğinde son sıralarda hatta belki hiç yok demektir. Dediğim gibi tek anlamı yine de dini veya din karşıtı argümanları dinlemeye ve doğru yolda mıyım diye düşünmeye devam etmek olur. Herhangi bir hayat aktiviteni din kurallarına göre düzenlemezsin ya da dine uygun mu değil mi diye düşünmezsin kararlarında dindar değilsen. Ancak herkesin öncelik sırasında belirlemesi gereken ilk konu bence din. Hayatımıza en çok müdahale edecek, en çok düzenleyici görevi olacak şey bu çünkü. Bir başka hayat önceliği olabilecek konu tabii ki aile. Ailenin mutlu ve güvende olmasını çok fazla insan hayatında bir numaraya koymak ister aslında. Ama aile deyince bence üç farklı durum var. Anne, baba, abi, abla, kardeş ve samimisen akrabalarının olduğu bir grup var. Evliysen eşinle olan ilişkin ikinci bir grup gibi. Çocuğun varsa da çocuğunla da olan ilişkin üçüncü grup gibi. Bence aile başlığında. Anne baba gibi başlayan birinci grubu ne gibi konularda veya nasıl hayat önceliğini yapabilirsin? Onların yakınlarında olup sağlıkları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsin. Ve de kendi ekonomik ve yaşamsal bağımsızlığını kazanıp onların senin sağlık ve ihtiyaçlarınla ilgilenmelerine gerek bırakmayarak onları rahatlatabilirsin. Bu daha yüzeysel önceliklendirme olur ama evet onlar için hayatından vakit harcamak, onları hayatında önemli kılmak demektir. Tabii eğer zaman içinde arkadaşça bir ilişki de kurabilmişsen aile arasında, ailene bu arkadaşlığını da vermen, vaktini, hayat enerjini ortak konulara harcaman daha derin bir hayat önceliği konusu tabii ki. Evlilikle kurduğun ailede, eşinle ilişkide de benzer düşünüyorum. Geleneksel toplumsal eş rolünü iyi yapmak, yüzeysel önem verme. Eşinle bir hayat arkadaşlığı kurup paylaşabildiğiniz her detayda ona ilgini vermek, eşini hayatında gerçek anlamda öncelik yapmak demek. Son olarak da dediğim gibi çocuk tabii aile ve o da bir öncelik aracı. Burada tabii daha anaç bir durum devreye giriyor diğerlerine göre. Önceki gibi temel ihtiyaçlarını karşılama, arkadaş gibi hayatı paylaşmaya ek olarak bir de aklı ve bilinci olgunlaşana kadar onu objektif ve çağa uygun şekilde eğitmek sağlıklı bir bedeni ve psikolojisi olmasını sağlamak da bir yandan bir görev bir yandan da bir önceliklendirme kalemi oluyor yine hayatında. Hayat öncelikleri için düşünülmesi gereken üçüncü konu da bence sağlık. Sen sağlıklı olursan kimse seninle ilgilenmek zorunda kalmaz. Sevdiklerinin senin için üzülmemesini sağlarsın. Onların vakitlerini, yine yaşama enerjilerini, paralarını seninle ilgilenmeye değil de kendi istedikleri şeye harcamasını sağlarsın. Senin zaten sosyal, mental ve fiziksel olarak kendine yetebildiğini bilirlerse, sevdiklerin sana hiçbir şeyi zorunluluktan dolayı yapmaz. Senle ilişki sadece istedikleri için kurar. Bu açıdan sağlık önemli. Ama daha bence sebeplerde de sağlıklı olmak isteyebilirsin hayatında. Fit olmak, iyi görünmek, uzun yaşamak, uzun süre bilincini korumak ya da bedensel sağlığını korumak isteyebilirsin. Ya kısacık hayatımız var. Ne kadarında akıl ve beden olarak işlevsel olursan aslında hayatın o kadar sürüyor. Burada vurgulamak istediğim nokta sağlıklı olmak demek hem beden hem ruhen sağlıklı olmak demek. Sadece bedenen değil. Bir öncelik konusu edineceksen her ikisini birden edinmelisin. Bir başka hayat önceliği daha bilgili olmak ve hayatı daha iyi anlayabilmek olabilir. Pek çok bilim insanı, örneğin Newton, genç yaşta sevgililerinden ayrılmış ve aile ve dostlarını da bolca ihmal etmiş. Çünkü bu onlara merak ettikleri şeyleri anlayabilmek için vakit ve fokus kazandırmış. Aile ve sevdiklerini geriye atmışlar. Çünkü bilgi edinmeyi öne çıkarmak istemişler. Bilgiyi öncelik edinmenin minimum şekli benim için popüler bilim ve felsefe takip etmek, kitap ve medya aracılığıyla olabilir. Hayatındaki belli bir vakti buna ayırmak. Öte yandan özellikle kitap okumasan, mesai harcamasan da çevrenden bir şeyler öğreniyorsun. Bu açıdan çevrende kimler olduğu da önemli. Yani bilgili olmayı hayatında öncelik yapacaksan öğrenmek için harcadığın mesainin yanında ilişki kurduğun insanları da daha dikkatli seçmen gerekiyor. Kaliteli insanlarla tanışabileceğin yerlerde olman gerekiyor. Dünya üzerinde olabildiğince çok yer, olabildiğince çok şey görmek, çok kültürü ve farklı şeyleri deneyimlemek de Biraz daha bilgili olmak ve hayatı daha iyi anlamaya katılabilir. Ama gezme görme günümüzde daha popüler olmak, zor bir şeyi başarma gösterişine dönüştü tabii bizim için. Sanat da bir hayat önceliği olabilir. Ama tabii ki bu günümüzdeki kapitalist sistemde marjinal kaldı artık. Mesela kimse baktıkça hayatı sanatlı hissetmek için pahalı eserler alıp evine asmaz. Marjinal yerlerde yaşamaz. Sanatı daha çok sıradan hayata arada renk katmak olarak görüyoruz. Konser olsun, sergi olsun, küçük porsiyon olarak gidip görüp sonra normal hayatlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Burada sanatı takipçisi olarak mı, icracısı olarak mı önceliklendireceğimiz büyük bir konu. İcracı olup sanatı hayatının önceliği yapmak istersen, ilham ve yaratıcılığa yardırıp, bunlar için bedenini tüketecek uyuşturuculara, ya da toplumu kurallarına göre çok aykırı görünce yaşam tarzlarına yönelebiliyorsun. Çünkü sanatlı bir şeyler yapabilmeyi kalan her şeyin önüne koyabiliyorsun. Bir başka konu olarak para da herkesin önceliğinde sürekli ilk üçte gezen bir konu diyebilirim. Normalde çoğu zaman birinci öncelik ama konu aileye ya da sağlık olunca aşağılara düşürebiliyorsun anlık olarak. İmkan yaratmak için para, yarınlarda güvende hissetmek için para, daha lüks zevklerin tadına Kısa hayatımızda bakabilmek, dolu dolu yaşayabilmek için para gibi araçsal bir para önceliklendirmesini anlayabilirim. Ama bir de zengin hissetmek için varlıklı oldukça üstün hissedebilmek, hayatın bir ölçeği, üstünlüğün bir ölçeği olarak parayı önceliklendirmek var ki bundan kurtulmak lazım. Yoksa sistemin kölesi olarak gelip geçiyorsun bu hayattan saygınlık bir öncelik olabilir. Çok parası olan insanlar genelde bir boşluğa düşer ve görmeyi bekledikleri saygıyı ararlar. Kendini zengin ve önemli gören biri benle konuşurken onun karşısında ezilip büzülmemi ya da ona hayran olmamı ister. Yoksa o sahip olduklarının bir anlamı yoktur. Bunu yapmazsam. Bu saygınlığı önceliklendirmenin uç örneği. En yaygın olaraksa saygınlığı rezil olmamak ya da çıkıntı olmamak şeklinde önemsiyoruz bence. Yani toplumsal normların çok dışına çıkmayarak anlık küçük fedakarlıklar yaparak vesaire saygınlığımızı idame ettirmeye çalışıyoruz çok çok arttırmaya çalışmaktansa bir başka hayat önceliği işinde iyi olmak olabilir takdir görme ve statü için çok çalışma az önceki saygınlıkla ve ek olarak patronlara yaranma hissiyle bağlantılı hayatının her anında iş düşünsen de yine de daha çok iş çıkacaktır Mesaiye kalmak mesela yılda 2-3 kere ise belki belli bir işi bitirmek için anlamlı olabilir ama yılda 30 kez ise bir kısır döngü demektir. Bugün biraz daha yapsan yarına da mesaiye kalacak iş varsa kaldığın mesai bir şey değiştirmiyor demektir. Sonuç olarak saygınlıkla ve etraftaki otoriteye yaranmayla büyülenirsen işinde iyi olma önceliğinin kötü tarafını görüyorsun. Ancak üretken bir hayat için zaten sevdiğin bir işi yaparken işinde iyi olmaya tabii ki hiçbir sözüm yok başkalarına yaranma bir hayat önceliği olabilir. Yani söylemesi bu kadar cesaretle yapılamasa da için için hissedilen bir hayat önceliği olabilir. Çocukluktan başlayıp gelişiyor bu. Anne babaya, öğretmene, genel olarak otoriteye, sonradan patrona ya da grubun popüleri kimse ona. Daha kısıtlı bir iletişimde de sadece karşımızdakine yaranmak içten gelen bir şey etraftan onay görmek de diyebileceğimiz bu yaranma hissinin de mikro ölçekte hepimiz için bir öncelik olduğunu, hareketlerimizi şekillendirdiğini bence kabul etmemiz gerekiyor. Kimsenin belki birinci önceliği değildir ama herkesin ikili ilişkiler sırasında ya da iş gibi bahsettiğim otoriteye karşı olan sorumluluk gibi durumlarda önceliği oluyor bence. Popüler olmak da bir öncekiyle biraz bağlantılı. Çocukken sosyal ortamda gelişmeye başlıyor. Sonrasında sosyal medya hesaplarında beğeni, takdir, etkileşim almak isteğiyle devam ediyor bu aralar. Herkes aslında bir fenomene bakarken, bir oyuncuyu, futbolcuyu izlerken için için onun yerinde de olmak istiyor. Yani aslında herkesçe tanınan, statü olarak toplumdan yukarıda ve diğerlerinden farklı görünen popüler kişi olmak istiyorsun. Ama bu da aslında sıradan bizler için marjinal kalmış bir hayat önceliği. Hani popüler olayım da diğer her şey umurumda değil diyen insan az çıkıyor. Ve yine cesaret gerektiren bir başka potansiyel hayat önceliği hayattan keyif almak. Hani insanların sağlıklarını bozduğunu bile bile keyfine alkol ve tütün tükettiklerini, çok paraları yokken yine de sevdikleri keyiflere tatile vesaire para harcayabildiklerini ya da sevdiği birine hediye alabildiklerini görmüşsünüzdür. Hayatı keyif alacağın şekilde yaşayıp bunu para, kariyer gibi diğer hırsların ya da sağlık, aile gibi diğer şeylerin önüne koymak da bir öncelik meselesi aslında. Şu ana kadar bahsettiğim konularda öncelik zamanını ve enerjini daha çok hangisine harcayacağın, daha çok hangisine önem vermekle meşgul olacağınla ilgiliydi. Ve tabii ki temelde bu önceliklendirmenin varacağı yer Mutlu olacağın bir hayat yaşamak için doğru öncelik oranını bulmak. Sana hangisi daha çok mutluluk veriyorsa ona daha çok vakit ayırmak, onu önceliklendirmek. Mutluluk tabii ki en genel ve daha jenerik kalan öncelik hepimiz için. Temel önceliğimiz aslında. İnternetteki konuşmacılara ya da mutlulukla ilgili kitaplara baktığınızda iyi ilişkiler insana en çok mutluluğu veren etken vurgusu yapılıyor. Evet sosyal ilişkiler kurmak bayağı gerekli ama sosyal medyayla mı? ne kadar ilişkiyi ailenle, ne kadarını eşinle, ne kadarını arkadaşlarınla, ne kadarını kendinle ya da başka bir şeyle kurmalısın. Bu insanın deneye yanıla bulması gereken bir denge. Tek diyebileceğim hayat kısa ve belirsiz. Bu yüzden utangaç olmanın hiçbir anlamı yok. İnsanlarla ilişki kurmak lazım. Baktın olumsuz bir ilişkiye dönüyor. Kesebilirsin sonuçta. Mutluluğun maddi imkanlarla ilgili çok daha fazla öğesi tabii ki var. Ama nedense benim aklıma ilk gelen taraf belki de daha çok bununla ilgili içerikler gördüğüm için insan ilişkileri mutluluk dendiğinde. Maddi anlamda da mutluluk hem meta'dan hem de hedefler koyup elde etmekten geliyor. Özetle benim anlayabildiğim şekliyle mutluluk konusu böyle. Din, aile, sağlık, bilgelik, sanat, para, saygınlık, kariyer, takdir görme, popülerlik, hayattan keyif alma gibi aklıma gelen ilk başlıklara değindim öncelik konusu olabilecek başlıklara. Benim öncelik sıram şudur demeyeceğim. Bunları tamamen sırasız şekilde söyledim. Ve de sıralamanın spontane olarak içinde bulunduğun duruma göre değişebildiğini biliyorum. Sağlık sorunun çıktığında sağlık önceliğin, ailende problem çıktığında o önceliğin, belki korktuğunda din, fakirken para önceliğin olur bilmiyorum. Yani bu başlıkların hemen ardından biraz da dengeli yaşamakla ilgili düşündüklerimden bahsedip biraz bu başlıklarla bağlayacağım. Hiçbir plan yapmadan tamamen spontane olarak da dengeli yaşayabilirsin tabii ki. Ama ben biraz formülüze etmeye çalışacağım. Üniversitede mühendislik okusam da bazen sosyal bilimler fakültesinden aldığımız dersler oluyordu. Bunlardan biri olan toplumsal yapılar ve tarihsel dönüşümler dersindeki hocamız kültürün altı öğesi diye bir sınıflandırma yapmıştı. Üç daha kolay görünür öğe moda, mimari, gastronomi, 3 tane daha derinde görülür öğe. Musiki, edebiyat ve siyaset diye 6 tane sınıf yapmıştı. Biraz önce öncelik konuları olarak düşündüğümüz konuları bu 6 öğe içerisinde nasıl hayatımıza yedirebiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım şimdi. Moda ile başlayalım. Karizma ve popülerite için iddialı giyinmek, giydiklerinin şık durması için vücuduna bakmak ve fitnessa gitmek, zengin ve havalı görünmek için marka kıyafetler tercih etmek veya tamamen farklı olarak kendi diktiğin kıyafetleri giymeyi sevmek. Bunlar modayı beğenilme için, yaratıcılık için veya para için kullanmana, neyle bağdaştırdığına göre değişiyor. Ya da sadece konforlu ve pamuklu sade kıyafetleri tercih etmek, sağlığı önceliğine almak olabiliyor. Tabi burada kültür öğeleri kişinin veya toplumun kültürünün göstergesi anlamında söyleniyordu derste. Yani modada neyi önceliğe aldığın seninle ilgili diğer insanlara bir fikir verecek. Ya da diğer kültür üyelerinde de öyle. Yani neyi önceliğine koyduğun insanlara bir fikir de verecek senin karakterinle ilgili. Neyse en sonunda bağlayacağım her şeyi. Bir başka öyle mimari dedik. Bir toplumun mimarisi olduğunda binalara bakarak ya da yapılanmasına bakarak toplumun mimarisini gözlemleyebilirsin. Ancak daha şahsi düşünürsek mimari konusunu. Nasıl bir ev veya ofis ortamı kurduğun, düzenli biri olup olmadığın, etrafında pahalı, estetik ya da pratik kullanım eşyaları bulundurman gibi şeyler ve temizlik belki akla gelebilir. Bunları mimari konusunda önceliğin yaparak yine öncelik sınıflarına sokabiliriz. Başka bir sınıf olarak gastronomi dedik. Hani bunu da hayattan keyif alma, sağlık, ekonomi gibi pek çok etkeni gözeterek yönetebilirsin. Ya da farklı yemeklerin bilgisine ulaşmak isteme, yemekleri yapmayı bilme ve kendi yemeğini yapabilme ya da dine uygun olup olmayan yemekleri gözetme gibi öncelik sınıflarının bu kültür öğesine etkilerini görebiliyoruz. Yine musiki için hayattan keyif alma, popülerlik veya sanatlılık gibi farklı öğeleri ya da seçimleri gözetebilirsin. Ya da hayatımızda önemsiz bir yerde tutup müzik dinlemeyebiliriz de. Ya da müzikte yaratıcılığı gözetip şarkılar yapmaya çalışabiliriz. Edebiyat dedik 5. öğe. Edebiyat dediğimizde sözlü yazılı edebiyat, dili kullanmamız, dilleri öğrenmemiz gibi pek çok farklı konuya değiniriz aslında. Sadece okuduğumuz bir kitap olarak değil, hani sevdiğimiz eserlerden konuşma dilimizi, global dilleri anlama gibi pek çok alana çekebiliriz bu konuyu. Son olarak da siyaset 6. konuydu. altıncı kültür öyesiydi. Bu sadece böyle politika gibi anlaşılmamalı. Farklı insanlarla ve farklılıklarla anlaşabilme, ortak yaşayabilme, insan ilişkilerindeki tutumumuz gibi alanları kapsıyor. Pratikteki örneklerle bitirmeden önce bu bahsettiğim kısmın dengeli hayatla ilgisini açıklayayım. E, hayatınızdaki öncelikleri sadece konu başlığı gibi de tutabilirsiniz. Hani din veya ailem veya sağlığım veya para benim için her şeyden önce gelir gibi. Hareketlerinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Ya da bu öncelikleri pratik hayatınıza verdiğim bu 6 kültür öyesi gibi kontrolü dağıtabilirsiniz. Örneğin önem verdiğimiz konularda her gün ufak da olsa bu altı kültür ötesinden bir şeyler yapmayı hedefleyelim. En son varmaya çalıştığım formül bu benim. Mesela moda için spora giderek vücut şeklimizi düzeltmeye çalışabilir. Yeni kıyafetler satın alabilir eksik olduğumuz yerlerde ya da var olanların temiz, ütülü olmasını gözetebilir. Ya da moda zevkimizi geliştirmek üzere gözlem yapabiliriz. Mimari için bulunduğumuz ortamı temizleyebilir, düzenleyebilir, geliştirebiliriz ya da mimari zevk edinmek için bir araştırma yapabiliriz. Ya da dekorasyonla ortamımızı daha kendimize özgü ve sevilesi hale getirebiliriz. Gastronomi için o gün sağlıklı yemeye gayret edebilir, bir yemek yapmayı öğrenebilir ya da dışarıda yeni bir yer keşfetmeye çalışabiliriz. Ya da belki dünya mutfağıyla ilgili bir belgesel izleriz veya market alışveriş alışkanlığımızı iyileştirmeye çalışırız. Bir sürü seçenek var. Musiki olarak yeni bir şarkıcı keşfedebilir, bir enstrüman öğrenmeye çalışabilir, bir konsere gidebiliriz. Edebiyat olarak en temelde kitap okuyabilir, ilgimiz varsa yazmaya çalışabilir. Bir dil öğrenmeye çalışabilir ya da ana dilimizi doğru kullanmaya çalışabiliriz. Siyaset olarak da ihmal ettiğimiz sevdiklerimizi arayabilir. Anlaşmazlık yaşadığımız biriyle kötü bir durumu daha nötr hale getirebilir. Yeni insanlarla tanışabilir ya da farklılıkları olan ön yargılarımıza akılcı çözümler getirmeye çalışabiliriz. Tüm bu anlattıklarımı iki şey için anlattım. Birinci kısımda temel hayat önceliği olabilecek konuları verme ve bu altı kültür öğesini verme. İkinci kısımda ise bunu biraz pratik hayata bağlama, yani bu öncelikleri altı kültür öğesine yedirip bunları da gündelik hayatımızda küçük küçük kullanabileceğimiz bir hale getirme şeklinde. Çünkü günün sonunda bu altı öğeden de hayatınıza verdiğiniz önceliklere göre ufak bir şeyler yapmışsanız kendinizi boş geçmeyen ve size kültürel olarak ufacık da olsa bir şey katmış bir gün geçirmiş sayabilirsiniz. İşte tüm bu anlattıklarım anlamsız bir hayat yaşıyorum diyenlere biraz anlam katmak için mekanik ama çok işe yarar bir sistem anlatabilmek için de. Umuyorum karışık olmadı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.